Efendim şimdi Amerika'ya götüreceğiz sizi. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz büyük bir yarış var. Kasım'da seçimler var. Trump ve Biden arasında geçecek gibi görünüyor zaten bu seçimler. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Şimdi Trump bir zafer daha kazandı ama bu seçim öncesi Pensilvanya eyaletindeki ön seçimlerde %83,1 oy aldı. Şimdi bu gelişme üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yorumlar yapılıyor. Peki diyeceksiniz ki o yorumlar ne? Hemen söyleyeyim. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması kaçınılmaz deniliyor. Trump adım adım zafere yaklaşıyor. ABD eski başkanı kilit noktadaki bir ön seçimi daha kazandı. Skandallar ve hakkında açılan davalarla gündemden düşmeyen Donald Trump, Pensilvanya eyaletinde ön seçimlerde %83,1 oy aldı. Bu oy oranı üzerine Trump için ABD'de başkanlık koltuğuna oturması kaçınılmaz yorumları yapılıyor. Trump Güney Carolina ön seçimlerinde de son cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'i mağlup etti. Mart ayında süper salının ardından kampanyasını sonlandıran Nikki Haley yine de %16,5 oy aldı. That's what we're fighting for. 81% of Americans don't think they're kids. Trump bu yeni gelişmeyle cumhuriyetçilerin ön seçimlerine damgasını vurdu. Georgia, Mississippi ve Washington eyaletindeki zaferlerin ardından Mart ayında cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığını kesinleştirmeye yetecek kadar delege kazandı. Kamuoyu yoklamaları ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ikinci dönem aday olamayacak kadar yaşlı olduğunu ortaya koymuştu. ABD başkanlık seçimlerinin 5 Kasım 2024'te yapılması planlanıyor. Amerika'da hayatını kaybeden Adanalı fenomen Yağmur Taktaş cinayetinin sır perdesi aralanıyor efendim. Bütün işaretler erkek arkadaşını gösteriyordu. Daha önceki haberlerimizde paylaşmıştık hatta. Ailesinin beyanları o şüpheleri kuvvetlendirdi. Çünkü iddialara göre Yağmur uyuşturucuya alıştırıldı, dayaktan dalağını kaybetti ve saçları kazıtıldı. Platformda senin adını hiçbir zaman vermedim. Amerika'da fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kanında uyuşturucu bulundu. Yağmur Taktaş'ın ailesi kızlarının ölüme sürüklendiğini iddia etti. İki ülkede birden hukuk savaşı başlattı. Daha önce bu şekilde bir uyarı aldığımı hatırlamıyorum. Yağmur Taktaş daha 28 yaşındaydı. Bir yarışma programıyla tanındı. Sosyal medyada adını duyurdu. Ancak o ışıltılı hayat Amerika'da sona erdi. Genç kadın kendinden geçti. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hayır ama ben cidden çok sinirlenmeye başlıyorum. Şimdi... Memleketinde toprağa verilen talihsiz fenomenin ön otopsi raporu çıktı. Kanında öldürmeyecek kadar uyuşturucuya rastlandı. Aktaş'ın teyzesi de bunun üstüne sessizliğini bozdu. Yani şu an ben bir çok güzel denedim. Adını açıklamak istemeyen teyze, yeğeninin Türk asıllı ABD vatandaşı olan ressam sevgilisi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Daha önce de dövüldüğünü ve dalağını kaybettiğini açıkladı. O gençten şikayetçi oldu. Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim. Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin diye. Yeğenimi öldüresiye dövdü, dalağını kaybetti. Acılı kadın 2 yıldır birlikte olduğu o gencin yeğeninin peşini bırakmadığını, sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Türkiye'deyken de bu şiddet sürüyordu. Yağmur yanına gitmeyince sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp kötü fotoğraflarını paylaşıyordu. Evimize geliyordu. Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darp etmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu. Adeta paranoyak olmuştu. Fenomenin teyzesi iddialarını destekleyen yazışmalarını da dosyaya koydu. Acılı anne hem Türkiye'de hem de Amerika'da hukuk savaşı başlattı. Ressam sevgilisinin tutuklanmasını talep ediyor. Tek dilekleri var. O da Yağmur Taktaş'ın mezarında rahat yatması. Hayır ama ben cidden çok sinirlenmeye başlıyorum. Hadi şimdi...